Tabii özellikle pandemi döneminden sonra sadece Türkiye değil dünyada aslında ekonomik krizlerle boğuşuyor. Yavaş yavaş atlatsak da yine de etkileri devam ediyor. Mesela etin kilosunun kaç lira olduğunu biliyor muyuz veya yüzde kaçımız biliyor kıymanın? Bunu neden soruyorum? Şimdi bakın Ankara'daki Et ve Süt Kurumu'nun önünden görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Arkamda izliyorsunuz. Emin olun cebine parasını koyan böyle şafak vaktinde gidiyor. Orada kuyruğa giriyor. Kızılay'daki merkezin yolunu tutuyor, kuyruğa giriyor. Bunun nedeni çünkü kasaplarda ortalama 160 liraya satılan dana kıymanın kilosu Et ve Balık Kurumu'nda 89 liraya satılıyor. Numaratörden numaralarını alıyorlar, bekliyorlar ancak ne yazık ki birçoğu saatlerce beklemesine rağmen eli boş dönüyor. Ben 6'da geldim. Saat 7'de geldik buraya. Saat 8'e çeyrek kala falan geldim. Kimi saat 6'da, kimi saat 7'de, kimisi de saat 8'de geldi. Yani özetle ucuz kıyma için şafak vakti Et ve Süt Kurumu'na akın ettiler. Böyle uygun olduğu için, 89 lira kıyma olduğu için saat 7'de geldik buraya. Saat 12'de elde kıyma geçmez, kıyma kalmıyor. Kaç numara verdiniz hesabı? 350. Ankaralılar sabahın erken saatlerinden itibaren Et ve Süt Kurumu'na akın etti. Bunun tek bir sebebi var. O da kasaplardaki işte bu fiyat. Dana kıyma kasaplarda ortalama 160 liraya satılıyor. Kıyma fiyatlarına gelince şu anda kendi yerli besimiz olduğu için 150 ile 160 civarında bir rakamlarda şu anda seyretmektedir efendim. Bu kıyma dışarıdaki kasaplarda ortalama 160 liraya satılırken Et ve Süt Kurumu'nda kilosu 90 lira. Ankaralılar da işte tam olarak bu yüzden sabahın erken saatlerinde kurumun Kızılay'daki merkezine geldi. Numaratikten sırasını alan beklemeye başladı. Numaratör kaç numara verdiniz? 385. Saat 6.30, 7'den beri bekliyorum. Şuraya bak, 682. Saat 8'e çeyrek kala falan geldi. 266 lira o civarı. 89 lira kıyma. Biz de 11.48 itibariyle Et ve Süt Kurumu'nun önüne geldik. Ve numaratörden bir numara aldık. Bize 714 numarayı verdi. Şu ana kadar 340 kişi etini aldı. Yani yaklaşık 400 kişi hala burada et bekliyor. Kimi poşeti doldurdu? Kıyma ne kadar? 89 lira. Dışarıda ne kadar peki bu? 150 falan. Millet niye geliyor sabahın 7'sinde buraya? 7.30'da geldi. Daha yeni aldım gidiyorum. Kimi eli boş çıktı kurumdan. Kaçtan beri bekliyordunuz? 8.30'dan beri. Kıyma bitik, kuşbaşı bitik. Yani alacak bir şey yok. Saatlerce sıra bekleyenler her sabah tekrarlanan bu eziyeti personel yetersizliğine bağlıyor. Beklentileri ise personel ve şube sayısının artırılması. Ben 6'da geldim. Bekliyoruz. Daha saat 300 nerede? 50 lira falan fark var ama bu kadar eziyet, bir kasa çalışıyor. Niye bu şubeler çoğaltılmıyor? Çoğaltılsın.